Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bir önceki derste aslında bu nested type'ın ne olduğunu görmüştük. Bunlarla ilgili örnekler yaptık. Aslında ben size dilin yapısını aslında burada göstermeye çalıştım. Ve bunları gerçekten kullanırken nasıl bir yapıyla kullanacağımızı, bunları nasıl ifade edeceğimizi detaylı bir şekilde aslında ben size burada anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Şimdi bakın bu derste bir örnek yapalım. Şöyle bir include diyorum. IO stream diyelim, using namespace std diyelim ve int main diyelim. Return 0 olsun. Şimdi bakın bu nested type'ın içerisinde arkadaşlar şöyle class türünden bir shapes diye bir class olsun. Hatta shape diye bir class olsun. Bunun içerisinde şimdi biz bu sınıfın içerisinde arkadaşlar class türünden bir rectangle, bir class türünden bir yine circle ve bir class türünden bir square tanımlayabilir miyiz arkadaşlar? Kesinlikle tanımlayabiliriz. Şimdi bakın ben buraya geldiğimde eğer ki bunları private section'a koyarsam hiçbir şekilde aşağıda aslında arkadaşlar bakın shape'i yaratabilirim. Shape türünden nesi ben yaratabilirim burada. Ama bakın bu rectangle'a ki bakın şöyle shape türünden şöyle bir iki nokta yaptım da bakın çözünürlük operatörüyle bunların hiçbirine ulaşamam arkadaşlar. Mesela circle diyorum. Circle türünden C1 yaratmaya çalışayım ben burada. Çalıştırayım. Bakın bana burada ne diyor? Bu sınıfın sanki statik elemanıymış gibi davranmaya çalışıyor bu class'lar ama aslında ben burada bunlara ulaşamıyorum arkadaşlar. O yüzden bir kere bakın eğer ki ben bunlar türünden bir nesne yaratmak istiyorsam bir kere bunların hepsini public yapacağım arkadaşlar. Şimdi bakın diğer yandan private'ın içerisine ben gidip burada shaping constructor'ını yazamam. Ya da destructor'ını yazamam arkadaşlar. Neden? Çünkü shape'i zaten arkadaşlar burada yaratamayacak. Niye? Çünkü class'ların kullarına göre aslında bunların da public'in içinde olması lazım. Bakın şu şekilde. Şöyle. Bizim private section'ımız olabilir. Rectangle, circle, square burada içerilebilir. Ama hiçbir zaman için biz ne yapamayız arkadaşlar? Bunların hepsini main içerisinde eğer kullanmak istiyorsak private yapamayız. Ama bakın dikkat edin ben shape üzerinden bunların hepsini yaratıp oluşturabilirim arkadaşlar. Ki zaten ben birazdan onunla uğraşacağım. Şimdi bakın. Ben geldim buraya. Shape'in constructor'ını bir kere construct diyeyim. Cout diyeyim mesela burada. Shape constructor olsun. Bunları da görelim yani nasıl yaratılıyor, nasıl yaratılmıyor diye. Ve entle diyeyim mesela burada. Şuraya geliyorum. Cout'un içerisinde shape destructor diyorum. Ve entle'yi koyuyorum. Şimdi bakın. Ben bu prototipin içerisinde bunları ifade edebilirim. Ki şöyle bir çalıştırayım. Şu hata gitsin. Ben shape'i yaratabilirim. Shape'i yarattıktan sonra da arkadaşlar bu shape'in içerisindeki bakın bu sınıfların hepsini tek tek kullanabilirim. Bunu yapabilirim arkadaşlar. Şimdi bakın rectangle için bizim mesela burada iki tane değişkenimiz olsun. Bu rectangle'da örneğin bizim bir public ifademizin içerisinde sallıyorum bir int white olsun ve height olsun arkadaşlar. Böyle iki tane değerimiz olsun. Ve bunun içerisinde arkadaşlar bizim şöyle bir void calculate araya diye bir fonksiyonumuz olsun. Ve bu arayı ben nasıl hesaplayayım arkadaşlar? Gideyim double türünden ki şunları da double yapmam gerekiyor. Double türünden bir result'ım olsun. Ve bu result'ta white'la height'ı çarpayım arkadaşlar. Şöyle bir ifade yapayım. Şimdi ben bunu yapabilir miyim? Kesinlikle yapabilirim. Şimdi bakın ben shape'in içerisinde bir fonksiyonla bunlara ulaşmaya çalışayım. Örneğin void diyorum func ya da func olmasın rectangle rect area olsun. Bir de obtain rect area diye bir fonksiyonum olsun. Şimdi bakın ben bu rectangle array'i burada bu void fonksiyonla ben çağırıp gerçekten kullanıcıya verebilirim. Ama bakın ben buraya ne yapayım? Gideyim iki tane parametre alayım. Double UV ve double ne olsun bunun içerisinde? H olsun arkadaşlar. Şimdi bakın ben bunu yapmak istediğimde. Dikkat edin.
Ben şimdi rectangle'ı klasın içerisinde gerçekten yaratabilir miyim? Yaratmam gerekiyor. Hatta yaratabilmem gerekiyor arkadaşlar benim burada. Ben gidip şurada rectangle'ın height'ına değer atayım. Mesela sallıyorum 5.2 değil de mesela burada height'ına h koyayım. Buraya da geleyim. Bu rectangle'ın width'ına da gideyim v'yi atayım. Bakın. Şimdi derleyici zaten burada bize söylüyor bakın bazı şeyleri. Şimdi ne diyor ki? A non-static member reference must be relative to specific object diyor. Yani diyor ki burada bak sen obtain rectangle array'i sen bunu kullanmak istiyorsun diyor. Ama sen rectangle türüne hiçbir şey buraya yaratmıyorsun abi diyor. Tamam abi. Bunları siliyoruz. Bunları demek ki statik olarak ulaşamıyoruz biz bakın burada. Ama ben gidip ne yapabilirim burada? Rectangle türünden gideyim bir rect yaratayım buraya. Rect 1'in width'ına 5.2 yaratayım. Rect 1'in height'ına gideyim. 5.2 olmasına bu 4.0 olsun. Bu da 5 olsun. Ve ben sonra gideyim rect 1'ın calculate array'sını çağırayım. Hatta bu array'nin içerisinde de cout diyorum. Array of rectangle diyorum. Ve bunu verdikten sonra result'ı buraya gösterip end'e tıklıyorum bakın. Şimdi ben bunu yapabilir miyim? Yapabilirim. O zaman white'a ben burada 5 değil de şöyle h'ı da koyabilirim bakın. Ben bu ifadeyi de yazabilirim. Yani ben bu fonksiyonu burada implemente etmek istediğimde bakın. Rectangle class'ı var ya burada. Bu rectangle class'ını ben hem kullanıcıdan saklayıp hem de o rectangle class'ının içerisindeki her ifadeyi burada çalıştırabilirim. Şimdi gidiyorum shape türünden bir s tanımlıyorum. Bunu yaratıyorum. Yarattığımda bir sorun var mı? Şöyle tekrardan yaratayım bunu. Çalıştırayım aslında fonksiyonu. Bakın burada herhangi bir problemim yok. Şimdi s'in obtain rectangle array fonksiyonun içerisinde 5.0'a 4.0'ı ben burada verirsem arkadaşlar. Bu ifadeyi ben yaparsam ve ben bunu çalıştırırsam. Bakın arkadaşlar array of rectangle'ı gidiyor ne yapıyor? Bir klasın içerisindeki klası yaratarak aslında burada bunların hepsini gerçekleştirebiliyor arkadaşlar. Yani ben bu klası gidiyorum shape'in içerisine koyuyorum ama burada gidiyor bir klasın değerini yaratıyor ama o değeri hiçbir zaman için bana vermiyor. Çünkü bakın bunların hepsi nerede? Private'ın içerisinde aslında arkadaşlar. Rectangle'ı ben hiçbir zaman için zaten burada kurgulayamıyorum. Bunu yaratamıyorum arkadaşlar. Ben onu saklıyorum hatta kendim burada. Ayrıyetten bakın. Şuraya geliyorum. Rectangle'ın fonksiyonları bu şekilde. Aynı mantığı ben circle ve square'da da uygulayabilirim aslında. Ama şimdilik bunları yapmayacağım. Birazdan aslında yapacağım. Şöyle kalabalık görünmesin diye şey yapıyorum şu anda. Şimdi bakın ben peki şöyle bir şey yapabilir miyim? Shape'in rectangle türünden bir rect 1 yaratabilir miyim? Çalıştırıyorum bakın. Kesinlikle bunu yapabiliyorum. Aynı mantıkla bakın. Rect 1'in ben calculate array'sını burada çağırabilir miyim? Kesinlikle çağırabilirim. Ama bakın ben bu calculate array'i çağırdığımda burada bakın array of rectangle 0 olarak bana veriliyor. Neden bunu yapıyor? Çünkü arkadaşlar bakın ben shape'in obtain rect array fonksiyonuyla aslında yukarıda atama yapıyordum. O yüzden rect 1'in height'ına sallıyorum 5.0 rect 1'in width'ına burada 5.0 olsun bu da. Atayıp rect 1'in bu sefer calculate array'sını çağırmam gerekiyor arkadaşlar. Bakın burada 20'ye 25 yazısını ben çok net bir şekilde görüyorum. Şimdi peki ben bu shape türünden ifadelerin aslında içerisinde verilen değişkenler türünden bunları yazmak yerine gidip mesela bu rectangle'ı ben verdim ya burada. Gideyim type definition diyorum bakın buraya. Type def türünden gidip shape'in rectangle'ını buraya veriyorum. Rect def diye bir tür tanımlıyorum. Rect type diyeyim hatta buraya. Bakın ben bu rect type'ı tanımladığımda bu sefer bakın shape'in içerisinde bakın shape'in içerisinde rect type'ı ben buraya kullanırsam arkadaşlar bu rectangle 1'i tekrardan yaratacak arkadaşlar. Ve biz bunları aslında niçin kullanıyoruz? Sınıfın içerisindeki objeleri aslında saklamak için. Bakın siz cout'ta biz ne yapıyorduk? Dikkat edin bakın. Cout'u bakın burada gösteriyorum. Cout'un içerisinde bakın görüyor musunuz? std ostream std cout var. Bakın şimdi buraya. Shape rectangle, shape rect var burada. Şimdi bu iki mantık birbirine benziyor mu? Kesinlikle benziyor arkadaşlar.
Aynı mantıkla bakın. Ben buraya type def'i koyduğumda dikkat edin bakın. Rectangle tanımladıktan sonra ben bunları zaten maskeleyebiliyorum arkadaşlar. Onların gerçekten değerlerini ne yapabiliyorum? İçeride kullanılacak şekilde aslında yaratabiliyorum arkadaşlar bakın. Ben buradaki her şeye bakın. Bunu private yapsam bile bakın. Bunları kullanabiliyorum arkadaşlar. Peki aynı mantık circle'da da olabilir mi? Bakın şu class'ı alıyorum. Şimdi circle için implement edeceğim bunu. Bunu circle yapıyorum. Circle'ın içerisinde bakın bu sefer white değil de mesela gideyim radius diye bir değişken tanımlayayım double türünden. Bu radius'u gideyim ne yapayım? Radius çarpı radius çarpı 3.14 ifadesini koyayım ve buraya da array of circle'ı bu şekilde vereyim. Yani pi recare ifadesini buraya vereyim. Calculate array'i yine bakın burada çağırsın. Ancak bakın arkadaşlar. Ancak. Ben şimdi bu radius'u burada yapmaya çalışıyorum ya. Obtain rect array fonksiyonunu gidiyorum yine buraya. Maskeli bir şekilde koyuyorum bakın. Bu sefer buraya obtain rect array demeyeyim de circle array diyeyim. Ama bakın buraya ne yapayım? Şöyle r diye bir parametre tanımlayayım. Bu sefer yine bakın circle türünden bir ifadeyle circ 1 koyacağım. Ve bakın circ 1 radius'a mesela burada sallıyorum 1.0 atacağım. Ve circ 1'ın içerisinde bu sefer calculate array'i çağıracağım arkadaşlar. Ben circle içinde bunun aynısını yapabilirim. Peki ben circle'ı burada type def edebilir miyim? Bakın circle'a geliyorum burada. Circle'dan sonra şöyle shape'in içerisinde circle'a ser circ type diyorum bakın. Ve sonra gidiyorum shape'in içerisinde shape türünden gidip circ type tanımlayabilir miyim ben burada? Kesinlikle yapabilirim. Ancak bunu yapmak yerine shape türünden bir s yapıyorum ya burada. Bu sefer obtain circle array dediğimde bu sefer double array alıyor. 1.0 veriyorum bakın buraya. Şu şekilde. Şimdi bakın ben radius'u burada böyle atadım. Bunu r yerine atarsam bakın bu fonksiyonun daha çalışmasını bekleyeceğim arkadaşlar. Ve ben bunu çalıştıracağım. Bakın 3.14 yazısını ben burada alabiliyorum. Demek ki bakın ne yapıyorum aslında? Ben burada bütün her şeyi type def'le aslında ifade edebiliyorum. Ya da bakın bu circ type var ya burada. Bu shape'i gidiyorum bu sefer. Daha da artık arttıracağım. Type def'in içerisinde mesela. Circ type dediğim ifade var ya benim burada. Bu circ type neyin circ type'ı? Shape'in circ type'ı. Buraya da gidiyorum. Circle type diye bir ifade tanımlarsam. Ben bunu bir sefer iyice maskelemiş oluyorum. Circle type dediğimde bakın buraya. Circ 1'ım olsun. Circ 1'ın radius'una gideyim burada 1.0 atayım. Ve circ 1'ın calculate array'sını burada çağırayım. Ve ben bunu çalıştırayım. Çalıştığımda bakın 3.14 yazısını tekrardan alıyorum. Ve bakın bu circle type neyin? Shape'in circ type'ının circle type'ı oluyor bakın arkadaşlar bu. Peki circ type ne? Circ type'de arkadaşlar aslında shape'in circ type'ı shape'in circle'ının aslında maskelenmiş hali oluyor. Şimdi bakın ben size bunları niye anlatıyorum? Aslında şundan dolayı bir header file yazarken bir C++ dosyası yazarken adamlar aslında gidiyorlar bu maskeleyebileceği her şeyi maskeliyorlar arkadaşlar. Aynı cout gibi. Siz buna mesela ulaşmaya çalışıyorsunuz. O cout'la ulaştığınız şey aslında ne oluyor biliyor musunuz? Bunun içerisinde mesela kullanabilecek hazır statik fonksiyonlar var ya. Mesela biz cout'u veriyoruz ya, operatör yüklemesi yapıyoruz ya. Cout'un içerisindeki aslında siz bir tane statik operatöre ulaşıp o işlemleri yapıyorsunuz arkadaşlar. Ya da c'in de ya da endle işlemiyle aslında bunları yapıyorsunuz. Ve biz bunların hepsini aslında neyle yapıyoruz? Nested type'larla yapıyoruz. Ve bakın ben buradaki her şeyi maskeleyebiliyorum arkadaşlar bakın. S-obtain rectangle array dediğimde o benim haberim olmadan bakın burada shape'in içerisine gidiyor bu fonksiyonu çağırıyor. Bunu çağırdıktan sonra rectangle array'in içindeki class'ı yaratıyor. O class'ı yok ediyor ve bana değerleri verebiliyor arkadaşlar aslında. Şimdi bakın bir sonraki derste yine bunlara devam edeceğiz. Ama önemli olan şey şu maskeleme mekanizması hem inheritance'la hem nested type'larla çok rahat bir şekilde gerçekleştiriliyor arkadaşlar. Çünkü bundan sonraki derslerde artık böyle shape'leri ve template'leri de tam bir şekilde öğrenmeye başladığımızda artık ne elde edeceğiz biliyor musunuz? Gerçek bir C++ kütüphanesi nasıl yazılır? Onları detaylı bir şekilde öğrenmeye başlayacağız arkadaşlar.